Muhallebi ile puding arasındaki fark nedir? Temel olarak her iki tatlının da ana sıvısı sütten oluşur. Her iki tatlı için de tenceremize birer litre soğuk süt alıyoruz. Muhallebinin temel yapısında sütten sonra pirinç unu ve toz şeker vardır. 1 litre soğuk süt içerisine 250 gram pirinç ununu yavaş yavaş karıştırarak ilave ediyoruz. Pirinç unu süt içerisinde iyice dağıldıktan sonra toz şekeri ilave edeceğim. Toz şekeri de yine ilave ederken yavaş yavaş saat yönünde karıştırıyoruz. Muhallebi için karışımımız hazır. Sıra geldi pudinge. Pudingin muhallebiden farkı, muhallebi içerisinde pirinç unu, pudingin içerisinde nişasta bulunur. 1 litre soğuk süt içerisine 100 gram nişastayı yavaş yavaş saat yönünde karıştırarak ilave ediyorum. Burada yine nişastanın topaklaşmaması için karıştırma çok çok önemli. Nişastadan sonra sıra toz şekerde. 200 gram toz şekeri yine yavaş yavaş ilave ederek karıştırıyoruz. Pudingde temel sıvı olarak süt kullanılabildiği gibi arzuya göre de su kullanılabilir. Aynı zamanda pudinge aromatik farklı lezzetler kazandırmak için içerisine kakao ve meyve püreleri ilave edebilirsiniz. Ben bugün sizler için pudingimi çilekli hazırlayacağım. Taze çileğimizi püre yaptık. Şimdi pudingimizin içerisine tencereye ilave ediyoruz. Her iki tencereyi de ocağa alıyoruz ve orta hararetli ateşte pişirmeye başlıyoruz. Her iki tatlıyı da pişirirken saat yönünde sık sık karıştırmak gerekir. Aksi takdirde pirinç unu ve nişasta birden pelteleşmeye başlar. Her iki tatlımız da pişti, kıvama geldiler. Kaselere alarak ilk önce oda ısısında, daha sonra buzdolabında soğutuyoruz. Soğuma işlemi sırasında muhallebi de puding de birazcık daha koyulaşacaktır. Pudingimiz ve muhallebimiz hazır. Afiyet olsun.